Parti Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'den bir açıklama var. Onu okuyalım. Gaffar Bey'in bir iddiası ile ilgili. Şöyle diyor Murat İde. Ahmet Bey selamlar, iyi yayınlar. Gaffar Bey'in Fatih Akşener, Fatih Akşener Meral Akşener'in oğlu. Fatih Akşener iddiası. Gaffar Bey Fatih Akşener'in bu milletvekili pazarlıklarına, işlerine giriştiğini söylemişti. Ben yani iddiam o değildi de Ankara gazetecileri kulislerde öyle söylüyorlar dedim. Yani benim de Akşener, Fatih Akşener iddiası, bırakın kulisi, vicdan ve gerçeğe sığmayacak kadar büyük bir iftiradır. Fatih hiçbir siyasi sürecin içinde olmamıştır. Genel başkanın eşinin bile parti kapısından girmediği yerde bu iddia yorumun ötesinde çirkin bir dedikodudur. Gaffar Bey'in fizik örneklerinden hareketle Meral Akşener'i tanıyanlar için bu iftira büyük harflerle eşyanın tabiatına aykırıdır. Selamlar Murat İde, Sayın Meral Akşener'in basın danışmanı diye de söylemiş. Biz de zaten elimizde somut bir delil olmadan şeyle söyledik. Yani Ankara dedikodusu dedik zaten. Yani oradan da öyle bir teksip gelmiş. Şimdi reklama gitmeden önce de söylemiştim. Benim çok dikkatimi çekiyor. Bu Kandil'den ya açıklamalar yapıyorlar. İşte bir o yapıyor açıklamayı, bir bu yapıyor. En son bugün gördüm, dikkatle de inceledim, izledim. Bese Hozat, kod adı Bese Hozat, adı Hülya Oran olan PKK'nın sözde yöneticisi. Bu İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, kırmızı listede yani, o sitede kırmızı listede. PKK'nın yayın organında konuşuyor böyle. Oturmuş. Seçimleri konuşuyor. Yani seçim analizi yapıyor. İşte bu diyor, bu seçim çok diyor önemlidir diyor. Ya ben şimdi bir terör örgütünün sözcüsünün laflarını hani tartışmak istemiyorum. Yani tartışmaya değmeyecek sözler olarak görüyorum. Onu ona önem atfetmiyorum. Yani bu benim için önemli değil. Fakat çıkmış diyor ki işte ya bu çok önemli, tarihi anlamı var. Şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. Bu iktidarı 14 Mayıs'ta yıkmamız lazım, yıkılacak. Bu, ve de diyor bu askeri, bu seçim süreci boyunca diyor, şehirlerde diyor herhangi bir askeri faaliyet, yani o terör faaliyetini kendileri açısından askeri faaliyet olarak nitelendiriyor. Askeri faaliyet yapmayacağız diyor. Yani diyor ki seçime kadar terör yapmayacağız diyor. Ondan sonra seçime kadar bu eylemsizlik devam edecek. Seçimden sonra bakacağız diyor duruma diyor. Yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız diyor. HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur diyor. Onu da böyle destekliyor. Bu tutumu çok değerli, önemli, anlamlı buluyoruz. Bu diyor seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu da destekliyoruz diyor. Tamam. Yani terör örgütünün sözcüsü söyler, konuşur. Bize ne yani, kime ne? Benim burada anlayamadığım nokta şu. Ya bu böyle bir açıklama, bakıyorum her tarafta dolaşıyor bu açıklama. Millet İttifakı'nın işine yaramaz ki. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Ya ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani ben de anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Yani Millet İttifakı'nın işine hani çok düz mantıkla bakıyorsunuz. Ya polis mantığı derler ya, yani yaptığın iş kimin işine yarar diye. Millet İttifakı'nın işine asla ve asla yaramayan bir söylem bu. Ya kimin işine yarar? Cumhur İttifakı'nın işine yarar bu. Hani Millet İttifakı zarar görür bu işte. Ama adam yani daha doğrusu bu kişi, bu şahıs, bu terörist Cumhur İttifakı'nın yıkılması için de böyle ölümüne mücadele ettiğini söylüyor aynı söylüyor, zamanda. Söylüyor ama yani söylediğiniz şeyin kime zarar, kime fayda getireceğine bakacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi bu ülkede 50 bin şehit var. 50 bin şehit her aile bir biçimde şehit değilse gazi, gazi değilse o mücadeleden çıkmış insanların ocakları var bu ülkede. Tamamı. 100 bin ve, gazi. Ve PKK terör örgütü deyince insanlar tüyleri diken diken oluyor. Şimdi böyle bir terör örgütünün sözle bilmem necisi Millet İttifakı'na destek veriyor. Akıl mantık almıyor. Şimdi Millet İttifakı bakacak, ha o öyle diyecek, ben o zaman destek vereyim. Böyle bir şey olabilir mi? Gaffar Bey? Yani ben sizin aynı fikirde değilim. Yani PKK yeni bir şey söylemiyor ki. Yıllardır söylüyor. PKK şunu söylüyor. Köşeye sıkıştırıldık. Öleceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onlar öyle ifade etmiyorlar. AKP, MHP iktidarı diyorlar, açıkça söylüyorlar. Yani AK Parti ve MHP hükümetinden, mevcut hükümetten bahsediyorlar. AKP, MHP hükümeti bizi öldürecek, bizi bitirecek, bittik. Bunun karşısında kim olursa olsun onu destekleyin diyorlar. Yeni söylemiyorlar bunu, ilk kez söylemiyorlar. Dolayısıyla peki bunu böyle çıkıp... Hayır, yani bunu böyle hani kaba tabirle diyelim, racon tabiriyle, ters manyel falan değil bu. Hayır, hayır. Peki böyle söylediklerinde seçime bu etkili kadar... Etkili oluyorlar. Türkiye'de PKK'yı destekleyen, PKK'ya oy vererek de destek veren bir grup insan var. Bunlar belki %3-5-10 değil. Peki ama desteklemeyen kahir çoğunluk var, büyük ekseriyet var. Onlar üzerinde... Kahir çoğunluk da kendi işine baksın diyorlar. Zaten yayın yaptıkları yerler Türkiye'den izlenen kanallar değil. Yani bunlar şöyle düşünmezler. Terör örgütü hiçbir zaman bunu yapmadı. PKK her zaman net olarak pozisyonunu çizdi. Çünkü PKK meclisteki gibi davranan bir örgüt değil. Mecliste bir uzantısı var. Ne yapıyor uzantı? Kendine yeşil diyor, sol diyor, başka şeyler kuruyor, kurguluyor. Öyle davranıyor. Ama PKK'nın elinde silah var. PKK bir terör örgütü ve kendisi de bir silahlı örgüt olduğunu kabul ediyor, itiraf ediyor. Bağlantılarını da söylüyor, açıkça söylüyor. Yani PKK'dan gelen şeyler, mesajlar manipülasyon olmaz. Neden manipüle etsin? Ya da şöyle düşünelim, yani öyle düşün, tersi çıkar. Efendim, Millet İttifakı'na yönelik bir olumsuz manipülasyon yapacak. PKK, yani bugün PKK, başı ezilen PKK, sonu getirilen PKK, örgüte katılım sayısı sıfıra düşmüş Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden. O hale gelmiş. O PKK diyecek ki aman bu iktidar devam etsin. Mümkün değil böyle bir şey söylemesi. Hakan Bey. Onun için ben hemen bitireyim sözümü lütfen. Bu böyle bir ters mesaj falan değil. Açıkça desteğini ilan ediyor. Millet İttifakı'na desteğini ilan ediyor. Daha önce belediye seçimlerinden önce de Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlara desteğini ilan etti. Bu o başkanların, o partilerin PKK'ya yakın olduğu anlamına gelmez. Böyle bir sonuç çıkmaz ama çıkıp onlar tekzip etmedikleri için seçmenin kafasında da şöyle bir soru işareti oluşuyor. Kardeşim zor bir şey mi? Çık sen teröristsin ya, senin haddine mi konuşmak diye. Ekrem Bey'den rica ettik söylemedi. Mansur Bey söylemedi. Bakın bugün Millet İttifakı da söylemiyor. Eğer öyleyse ben gazeteci olarak şunu sorarım ve merak ederim. Mesela Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu desin ki PKK adını vererek, ama terör örgütleri değil, adını söyleyerek PKK haddini bilsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimleriyle ilgili yorum yapmak sizin haddiniz değildir desin diye beklerim. Şimdi PKK... Kısa olsun ne olur, tabii, çünkü tabii, vaktimiz çok, sınırlı. Çok tek cümle hatta. PKK terör örgütü Millet İttifakı'na destek veriyor. Söylenen bu. Ya HDP bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz demedi. Aday çıkartmıyorum dedi. HDP'nin bile söylemediği bir şeyi, hani diyorsunuz ya bir ilişki var diye, PKK niye söylesin? Söylüyorsa söylüyor, bu ters manyel. Videoyu izledik, onu söylüyoruz yani. Ters manyeldir. PKK, aynen ya öyle, şöyle Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak kalsın bu mı istiyor? HDP bile Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermiyor, sadece aday çıkartmıyoruz diyor. Ama PKK destek veriyor. O doğru terör taktik. Hakan Bey. Taktik izliyorlar orada. Şimdi söylenenlere katılıyorum. Sadece ilave şunu söyleyeyim kısaca. Mete Komutan konuşacak. Şimdi bakın. Hem HDP hem PKK taktik olarak açık destek veriyoruz moduna girmemeye çalıştılar. Fakat problem şu. Ben bunu şu psikolojiden kaynaklandığını düşünüyorum. İtilmişlik, ezilmişlik ve kayıp modunda olan bir yaklaşım insanlara bunu söyletiyor. Yani mesela geçen gün bir yöneticisi de çıktı, dedi ki benim verdiğim oyla bakan olacaksın, benim verdiğim oyla bilmem ne olacaksın, bana hava atacaksın, olmaz dedi gibi gibi. Şimdi bu söylemler evet Millet İttifakı'na, muhalefete zarar veriyor, çok açıktır. Çünkü direkt desteğini herkes anlıyor, yani bunu anlamamak için yani çocuk bile anlar bunu. Ama bunu mesela Bese Hozat'ın konuşmasını dinledim. Baştan sona dinledim. Aklı sıra kamufle etmeye çalışmış destek verildiğini. Ama üstü kapalı Türkiye'de PKK'ya sempati duyan, söylediği belli bir kitleye, yüzdesi kaçsa artık, onlara mesaj veriyor ki muhalefete oy verin diye. Ama kamufle edememiş, becerememiş. Yani söylemlerinde açık destek yok gibi davranmaya, ama açık destek gözüküyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi aynen, bu konuşmaların hiçbirisi
Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir fayda sağlamaz. Tartışma açmadan çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü bir cevap hakkı da doğmuştu. Şimdi bir mesaj iletildi. MHP Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan geliyor. Diyor ki bu bahsedilen olaylar, meskur olaylar sırasında, Sinan Ateş olayları sırasında sadece biz İzmir'de 9000 üye kaydı yaptık MHP. Yeni üye kaydı yaptık diyor. Yani MHP'lilere de bir söz hakkı vermek lazım burada. Onu ben belirtmiş olayım. Teşekkürler.